Evet sevgili dostlarım, herkese tekrar merhabalar. Güzel bir hafta sonundan. Umarım iyisinizdir, sağlık, sıhhat yerindedir. Ekranımızda standart yasal uyarımız kesinlikle alsat tavsiyesi içermemektedir. Buradaki bilgiler tamamen teknik bilgiler olup destekler, dirençler ve formasyonların gösteriminden ibarettir. Sadece bu sayfaya dayanarak yapacağınız işlemler sizlerin risk ve getiri tercihine uygun sonuçlanmayıp zarar etmenize de sebep olabilir. Onun için buraya dayanarak işlem yapmanızı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Sadece bir bilgi paylaşımıdır. Şansımızı bağlar. Evet. Şimdi bu yasal uyarımızı hatırlattıktan sonra sırasıyla hisselerimizin teknik analizine geçelim arkadaşlar. Evet, Ereğli ile başlayalım. Ereğli Demir Çelik. Öncelikli olarak haftalık kapanış bazlı bakıyorum arkadaşlar. Şimdi haftalık kapanışını baz aldığımız zaman göreceli güç endeksini bakınız. Destek dönüşü net bir şekilde ortada arkadaşlar. Yani burada ikinci bir dip muhabbeti olsa dahi nihayet de buralar arkadaşlar yani artık ana noktalar. Yani ilerleyen bir zaman içerisinde orta ve uzun vadede düşündüğü zaman aslında buralar aşağılarda. Yani teknik olarak baktığınız zaman bakınız göreceli güç endeksini net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Burada haftalık bazda bakınız alım fırsatının sunduğunu görmekteyiz. Tabi buralarda düzeltmeler olur, geri çekilmeler olur ama uzun soluklu düşündüğümüz zaman buranın genel anlamda dip bölge olduğunu söyleyebiliriz. Yine bakınız şu noktada baktığımız zaman önemli kriterimiz bizim haftalık 200 EMA'nın burada çok güzel çalıştığını bakınız. Daha önceki döneme de getirdik. Bakın şu bölgede dahi haftalık EMA 200'ün çok güzel. Bakın buralarda da yine aynı şekilde aşağı yukarı. EMA 200'ün çok güzel çalıştığını görüyoruz. Yani burada gelebileceği minimum belki de geri çekilme, daha doğrusu maksimum diyelim, minimum değil. Maksimum geri çekilme 6.78, 6.80 olarak burada gözükmekte arkadaşlar. Yani düşünün şu anda 8, 6.80, EMA 200. Yani buraların genel anlamıyla artık dip bölgeler olduğunu orta uzun vadeli düşünen yatırımcılar için arkadaşlar söyleyebiliriz. Evet, şöyle baktığımız zaman yine evet 8.28 sevgili dostlar bakın 8.28 seviyeleri bizim için ortalama bir direnç noktası. Bu seviyenin üzerindeki hareketlerde haftalık kapanışlarda 8.28, 8.30 diyelim. Bu seviyenin üzerindeki haftalık kapanışlar bizi yeni tepe, bakın yeni direnç noktası artık bu neresi olursa arkadaşlar bakın şu bölgede bu tepeye dokunursak 9.80 yapar bakın. Şuralarda buraya temas edersek 9.60'a gelir. Yani şu tepe noktasının 8.30 bandı üzerinde test edilme olasılığı yüksek bir durum sevgili dostlar. Evet. 8.28 haftalık bizim için önemli bir eşik, önemli bir değer diyebiliriz. İçimoku'ya bakalım bir de haftalıktan. Evet, haftalık İçimoku bulutuna baktığımız zaman sevgili dostlar biz hala bulutun üstündeyiz ve bu da pozitif diyebiliriz. Evet. Bir de Fibonacci yine haftalık. Şuradan alalım arkadaşlar şu seviyeden. Evet bakınız tam da arkadaşlar Fibonacci 0.50'lik değer olan 8.39'dan bakınız. 3 hafta önceki dönüşe bakın arkadaşlar. Tam da 8.39'dan
geriye dönmüş durumda. Ve 8.02 bizim için yine Fibonacci değerimiz. 8 bandı haftalık bazda kritik bir destek noktası. Bu seviyenin üzerinde olmamız yine pozitif sevgili dostlar. Yani Fibonacci 8 seviyesinin üzerinde olumlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Eğer 8 bandı, 8.02 bandının altında haftalık kapanışlar gelir ise 7.96 EMA 50 ve bu seviyenin altında arkadaşlar 7.64 EMA 100 seviyeleri destek olarak durmuş olacaktır. Yani uzun soluklu baktığımız zaman arkadaşlar aslında genel hattıyla dip bölgelerde olduğumuz gözlemlenmekte. Şimdi günlük bakalım, hatta şöyle 4 saatliğine gelelim. Şimdi 4 saatlik grafikte baktığımız zaman sevgili dostlar burada yine ciddi anlamda bir sıkışmayı ne yapıyoruz? Görebiliyoruz. Bakınız şu şekilde şuradan aldığımız zaman şöyle büyüteleyim. Şimdi burada 4 tane bölge var arkadaşlar kesişimden kaynaklı. Şimdi şu kısmın üzerine atabilirsek, yani şu 1 numaralı bölge diyelim, bu seviyenin üzerine atabilirsek yolumuza devam ederiz. Ama 2 numaralı bölge sıkıntılı bölge arkadaşlar. Onu söyleyelim. 2 numaralı bölge sıkıntılı bölge. Yani bu bölge değil, şu anda 2 numaralı bölgenin altında yer almaktayız. Burada günlük bazda, hatta 4 saatlik bazda baktığımız zaman sıkıntılı bir bölge olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle baktığımız zaman ortalama 8.06 seviyelerin üzerinde sevgili dostlar, 8.06 da şu şekilde gösterelim burayı. Şu kapanış bazlı, bakın şurayı baz alalım, 8.08 olması lazım orası. Evet, 8.08. Arkadaşlar bu seviyenin üzerinde 1 numaralı bölge ve rahatlama bölgesi diyebiliriz. Önemli olan 1 numaralı bölgede tutunmak. 2 numaralı bölge sıkıntılı süreç, ki bu bölgenin dip hatları şöyle baktığımız zaman 7.69-7.70 seviyeleri burada bizi bekliyor olur. Ve tabi burası sıkıntılı, geri çekilmeler 7.69'da da kalmayabilir. Bu seviyeleri görürsek daha aşağıda arkadaşlar sırasıyla 7.50 7.26 şeklinde gider. Şimdi burada yine 4 saatlik grafik üzerinde baktığımız zaman eğer şu hareketi yapabilirse arkadaşlar, bakın şurada bir solumuz, baş, bakın şuralarda oyalanıp şuralardan gelip şöyle üzerine atabilirse, burada da bir sağ omuzla bu bölge aşılır ve artık şu ana hatta, bakın aşağıdan gelen diğer ana desteğin ve ana kanalın içine girmiş oluruz, ki burası 3 numaralı bölge diyelim, bizim için artık daha rahat, daha güvenilir bir bölge haline gelmiş olur sevgili dostlar. Evet, burada kritik noktamız 8.08'de başlayıp sevgili dostlar 8.08'de başlayıp daha akabinde bakınız 8.34'lerle devam edecek olan 3. bölgeye giriş olacaktır. Evet. Şimdilik söyleyeceğimiz bunlar Ereğli'de. Yani kötü durmuyor arkadaşlar. Zaten haftalıkta bahsettik. Genel hattıyla uzun vade düşünen arkadaşlar için güzel bir hisse. Ama kısa vadede trade edenler veyahut da ben buraya nerede gireyim, ne yapayım diyenler için önemli çizgilerimizi de belirttik. Ve kesinlikle bakınız şu çizgiyi, şu seviyenin üzerine atmamız lazım. Evet. Eğer bunu başaramaz isek arkadaşlar, buradan bir düşüş onayı olarak da burası kalabilir. Buraya dikkat ediyoruz. Evet. Kesinlikle dikkat edilecek olan bir bölge
Yani çizdik 1, 2, 3 numaralı bölge. Yani bizim şu bölge, yani 3 numaralı bölge dediğimiz kısmı atmamız lazım. 1 numaralı bölge sakat, 2 numaralı bölge muallak bir bölge, geçiş bölgesi. Dikkatli bir şekilde takip ediyoruz arkadaşlar. Evet. Geçelim diğer bir hissemiz. Froto. Yine 4 saatlik grafik. Evet, maalesef burada kırılım gerçekleşmiş durumda arkadaşlar. Bu noktada sıkıntılı bir süreç diyebiliriz. Şöyle şurayı da alalım. Evet. Dikkat etmek gerekli diyoruz yine burada. Bizim için artık olan olmuş. Yani şu bölgede, yani kırılımla beraber 60-50 seviyelerinde bu hisseden çıkamadı isek, yani burada stop olamadı isek, artık şu kısmı bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakınız 52-36 seviyeleri artık bizim için diğer bir destek bölgesi, güçlü bir destek bölgesi. Yani buraya kadar düşüşleri artık normal karşılamak, 52 seviyelerine kadar düşüşleri normal karşılamak gerekli. Şu bölgede, yani 61-60 bantlarındaki çıkış gelmediyse, burada hisseden çıkamadıysak, bu dirayeti gösteremediysek, stop bulamadıysak, rahat bir şekilde arkadaşlar artık 52-28-52 bandına kadar düşüşleri de artık normal karşılamamız gerek. Evet, şimdi normalde teknik anlamda stop olunacak nokta kaçtığı zaman arkadaşlar, bir sonraki destek noktasına yaklaştıysak, burada temel teknik anlamda satış yapılmaz. Çünkü sen treni burada kaçırmışsın. Yani 61 TL'de bir kar al yapıp bir stop koyamamışsın. Tıkır 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 zarar yazmış. 54-80'e kadar gelmiş. Sen burada hemen ben satayım, stop vurayım. Ya şurada zaten diğer desteğine kalmış ki 52-28. Bir gör bakalım, orayı bir test et, bir dene. Ya bizim yatırımcının da en çok zaaf noktalardan birisi bu arkadaşlar. Yani ilk stop noktasında stop olmazlar. Vatandaş burada 61'de stop olmuyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Bakın şu bölgelerde böyle düşünelim misalen. Hisse diyelim ki 53 TL'ye gelmiş. Tak burada stop oluyor. Ya mübarek. Burada bir destek bölgesi var. Bir bak bakalım bu 53 TL'den 52 TL'den. Belki de buradan geriye tepki verecek. Yani bizim yatırımcının zaaf noktalarından birisi de bu arkadaşlar. Bakınız, kendiniz de bu konuda bir check-up yapın. Kendiniz de bir gözden geçirin. Yani özellikle bu sert ani yükseliş ve düşüşlerde çok çok panikleyip sert satışlar, artık sert hareketlerde satışlar yapıyoruz. Bir bakıyoruz arkasından ben sattım, ondan sonra yükseldi. Sen burada gelip bu hisseyi 52,5'dan 53 TL'den satarsan, burada güçlü bir destek var. İşte bu destekten tekrar yukarıya bir verirler. Sen burada sattığında kalırsın. Hisse bir bakmışsın, daha önceki tepelerde geçmiş. 66 olmuş. Diyelim ki 75 olmuş. Sen de burada dersin ki ya ben nerede hata yaptım? Ben sattım. Hisse yükseldi. Benim satmamı bekliyorlardı. Birisi beni takip ediyor moduna girersin. Yani teknik olarak satışını yemiş ama 52-28'lik 52 TL'lik düz rakamla bir destek bölgemiz söz konusu arkadaşlar. Artık orayı beklemek gerekli diye düşünüyorum. Geçelim diğer bir hissemize. Sasa. Sasa bir aşağı bir yukarı. Sert hareketleri vardır arkadaşlar. Evet. Şimdi burada görüldüğü üzere yine bakınız tepe noktalarını alıyoruz. Şöyle koyduğumuz zaman, yani buradan satış yemesi oldukça normal arkadaşlar. Bakın zaten şurada bir kanal var. Bu kanal
geçirememiş ve buradan satışını yemiş. Yani oldukça normal olan bir durum. Kırmızı çizginin altında tabii ki de sıkıntılı diyebiliriz. Yani geri çekilmeler olabilir. Burada nereye kadar gelebilir? Şöyle baktığımız zaman şu alt siyah çizgiye kadar geri çekilmeler burada normal karşılanmalı diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet. Bakın 8.42 burada da 8.24 8.14 şeklinde destekler söz konusu. Bizim için önemli olan şu bölgeyi çizip burada bekleme modunda yer almak gerekli arkadaşlar. Yani bu siyah çizginin altına sarkmalar olmadığı müddetçe bir sıkıntı söz konusu değil. Genel anlamıyla şöyle yapalım. Yatayda da 9.15 destek noktamız. Yine işte yatırımcı hatası diyoruz. Yatırımcının yani şu bölgenin altında dikkat etmesi gerekliydi. Yani kar satışlarının geleceğini, artık bir düzeltmenin geleceğini her zaman düşünmelisiniz. Bu iş denli primlemiş, yükselmiş bir hisse için bunu her zaman düşünmelisiniz. Lakin şunu da söyleyelim burada. Eğer ola ki şu bölge aşıldı, hemen onu da şöyle yapalım arkadaşlar. Fiyat etiketlerini yapıştıralım. 9.92 diyelim. 8.24. Eğer ola ki 9.90 seviyelerinin üzerine atar isek, bakın bu seviyenin üzerine atar isek teknik olarak 11.69'lu rakamlar karşımızda olur. Bakınız ben buraya 11.69, 11.70 yaptım diye burası gelecek demiyoruz arkadaşlar. Yani şu bölgenin aşılması neticesindeki teknik hedefi söylüyoruz. Yani şu kanalın yüksekliği kadar yukarıya gitmesi beklenir. Ama kırmızı çizginin altında da bakınız 8.24'ün yani şu bölgenin test edilme olasılığı da söz konusu diyebiliriz sevgili dostlar. Evet. 8.24, 9.90 ve 11.70 bandında takip edilecek yol haritanızı kendiniz çizeceksiniz arkadaşlar. Evet, geçelim diğer bir hissemize. Şekerbank. Burada bir bandının altına düşmediği müddetçe rahat olun sevgili dostlar. Bir bandının altı ki kırmızı bölgedir arkadaşlar. Bakınız kırmızı çizginin altıdır. Şu seviyenin üzerinde birin üzeri olumlu, birin altı olumsuz arkadaşlar. Yani burada rahat bir şekilde aynı TSKB gibi bir bandını kendisine referans alıp birin üstü altı şeklinde takip edin. Evet, geçiyoruz burayı da. Ulusoy Elektrik. Evet, burada EMA 100 arkadaşlar. Oradan destek bulmuş durumda. Şöyle baktığımız zaman 31.03 31. Evet, 31 TL destekli yine burası takip edilebilir. Evet, yani şu bölgeler aslında hep kaçırdığımız bölgeler arkadaşlar. Bu bölgeleri biz iyi takip edebilsek, yani şuralarda bir stop olmayı başarabilsek aslında çok rahat olacağız ama bunu başaramıyoruz maalesef. Bakınız
da şu bölgeyi de alırsak buranın önemli direnç bölgesinin olduğunu görüyoruz. Yani buradan burası geçilmeden işte buradan bayrak filama muhabbeti yapanlar olmuştur. Yani burası geçilmeden arkadaşlar bayrağı filamayı sana göstermezler. Evet. Yani şu bölgede bayrak filama muhabbeti yapanlar bakınız yanıldılar arkadaşlar. Geri çekilme söz konusu oldu. Yani sen bunu bir filama muhabbetiyle bakarsan şu yatay çizgini çiz. Senin üzerine attım arkadaşım. Şöyle 33-80, 34 seviyeden üzerine attım. Rahat ol. Ama bu bölge direnç bölgesi aşılamamış. Sen birazcık tedirgin olman lazım. Paniklemen lazım. Evet. Şimdilik söyleyeceğimiz işte 31 destekli takip edilmeli sevgili dostlar. Bu bölgede kırılır ise aşağıda daha dipler. Şöyle baktığımız zaman test edilebilir. Evet. Geçiyoruz burayı da. Doğu taş kelebek. Evet, 1.83-1.50 bandında yine buranın takibi yapılabilir. Bir düzeltme gelecek olursa da 1.50 bandlarına kadar, 1.60-1.50 bandlarına kadar bir düzeltme gelebilir. Ama burada 1.83'lerin üzerinde de olumlu bir durum devam edecektir sevgili dostlar. Evet, trend oldukça güzel bir şekilde devam ediyor. Yukarı yönlü şöyle baktığımız zaman güzel bir kanal söz konusu. Şimdi kanal içerisinde yükselen bakınız mavi kanal içerisinde seyrini sürdürmekte. 1.83 bandının üzerinde yukarı yönlü hareket devam edebilir arkadaşlar. Bir tık yukarı alırsak 1.85 diye düzleyebiliriz. 1.85-1.50 bandında takip edilmeli. Mavi kanal içerisindeyiz. Bu anlamda bir sıkıntı görmüyoruz. Ne zaman ki mavi kanalın dışına taştık ki bu da ortalama şöyle EMA 21 1.74 bantları belki de mavinin altına sarkma ifade eder. Artık o günün şartlarında 1.24 olur, 1.74 olur, 1.70 olur. Yani mavinin dışına ne zaman taştık arkadaşlar o zaman sıkıntı. Şimdilik trendimiz yukarı yönlü halen devam etmekte. Geçelim diğer bir hissemiz. Evet, Beşiktaş'a bakalım. Evet. Şimdi burada birazcık durum insanda birazcık tedirginlik oluşturmuyor değil arkadaşlar. Yani şu bölgede ters bir çanağa gidersek sıkıntı doğurabilir. Yani şu ihtimali kesinlikle göz önünde bulundurun derim. Bakınız şöyle kitap gibi bakınız oturmuş bir çanak var burada arkadaşlar. Eğer bu ters çanağı devam ettirirlerse buradan takır takır aşağı doğru yönelebiliriz. Niçin? Bakınız bu çanağı çizdim. Bakınız oldukça net. Bakın şurada temas. Bakınız teması görüyorsunuz. Bakınız net arkadaşlar. Bakınız bu kadar çanağa riayet etmiş. Bakınız bu daireye riayet etmiş. Bakın 5 defa test edilmiş. Bakın zirve noktası. Nasıl ki bizim dipten yukarı giderken bölgeleri işaretliyoruz. Bakınız burada da benzeri bir durum söz konusu. Dikkat etmek lazım arkadaşlar. Yani burada özellikle şöyle baktığımız zaman 2.30 seviyelerin üzerine atmalı ki rahatlamalıyız diye düşünüyorum. Ters çanak ihtimalini göz önünde bulundurun arkadaşlar. Evet, ters çanak ihtimalini göz önünde bulundurun ve o şekilde takip edin. Burada
Kırık dipler daha yukarıda. Yukarıda bakınız burada dipler eşitleniyor. Şu seviyenin altına yeni dipler oluşmaya başlar ise sıkıntılı. Ortalama 2.05 diyelim biz burayı. Bakın şu seviyeler bizi geriye doğru çekebilecek noktalar. Bu seviyenin bir sonraki aşaması 1.90. Geri çekilmeler devam ederse 1.69 şeklinde gidebilir arkadaşlar. Şu üst bandı da çizelim. Burası da 2.31. Evet. Yani burada ters bir çanak var. Bu çanağa dikkat edin. 2.30 seviyelerinin üzeri çanak ihtimalini ortadan kaldırabilir. Ters çanak ihtimalini. 2.05'te yine trade etmek anlamında bu seviyeler destek alınarak yol haritası çizilebilir. 2.05, 1.90, 1.69 şeklinde de sırasıyla destekleri yine takip edebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim diğer bir hissemize. Euro Yatırım Holding. Evet, Euro Yatırım Holding'deki tablo bu arkadaşlar. Evet. Yine bir direnç vakası. Şu iki direnci gördün mü yatırımcı kardeşim? Burada stop koymasını bileceksin. Ha, burayı kırar yukarıya. Yani şuralardan gelip oyalanıp burayı kırar yukarı. O zaman eyvallah. Yani şu 1.54-1.55 bandının üzerinde düşen kırılmış olur. Ve yukarı yönlü sırasıyla yatay destekler işlemeye başlar. Ama bu kırılmadan arkadaşlar durum biraz sıkıntılı. Hemen bu noktaları şöyle belirtelim. Tepe noktamız 1.54. 1.80, 2.50. Yani şu noktaları da belirtelim arkadaşlar. Evet, şimdilik 1.30 seviyelerini burada ilk destek noktası olarak alabiliriz. 1.30, 1.08 ve 0.70 şeklinde ana destek hatları sevgili dostlar. Kritik noktamız tabii ki de şu direnç çizgisinden geriye dönüyor olmamız. Bu seviyenin altında, kırmızı çizginin altında baskı yiyecektir arkadaşlar. Bu noktaya dikkat edelim. Evet. Evet. Euro Holding'e geçiyoruz arkadaşlar. Diğer bir listemiz. Bilici Yatırım. Evet, burada yine sıkışma durumuna göre yol almak gerekli. Bu sıkışma durumuna göre yol haritanızı belirlemeniz gerekli arkadaşlar. Burada yatay bazda baktığımız zaman 6.66 altındaki kapanışlarda stop olmakta fayda var. 6.66 altındaki gün sonu kapanışlar diyelim sıkıntı doğurabilir. Evet. İndikatörlerine bakalım. MACD indikatörü olumlu. Şimdi göreceli güç endeksi burada belki de işin bakın en önemli faktörü. Burada düşen kırılmış. Yani bu anlamda da aslında bir alım üretmiş durumda. Burada yatay anlamda sevgili dostlar şöyle baktığımız zaman şu bölge 53 bantları. Bu seviyenin üzerinde olursa özellikle 57 seviyelerin üzerine göreceli güç endeksi atarsa yukarı yönlü hareketin devamı gelebilir. Yani göreceli güç endeksini arkadaşlar
%57 seviyesinin üzerinde takip etmekte fayda var diyorum teknik olarak. Ve yine şöyle çizgi grafik üzerinden baktığımız zaman ortalama 7.03. Evet, 7.03 üzerinde yukarı yönlü arkadaşlar. Tekrar şöyle bakalım. Şu tepe noktaları test edebilir. Evet. Sizin burada kritik değeriniz, stop noktanız arkadaşlar 6.67 ana stop noktası. Bu seviye baz alınarak hareket edilmeli. Evet, geçelim burayı da. Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Yani indikatörlerimizde bir geri ivmelenme söz konusu. Bu anlamda dikkat etmek gerekli. Evet, 0.87 destek, 0.99 direnç şeklinde takip edilebilir. 0.87'nin altında sıkıntı baş gösterebilir. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Temple'a bakalım. Aslında fena bir hisse değil. Aslında beğendiğim güzel hisselerden, onu söyleyeyim. Şöyle baktığımız zaman kritik bir noktada durmuş arkadaşlar. Niçin kritik? Bakınız, daha önce çalışmış, işlemiş olan, bakınız hem destek hem direnç vazifesi görmüş olan hassas bir noktadayız. Bu noktayı hemen ederine bakalım. Bakın 5.64 altı stoplu. 5.90 üzeri de yine takip edilebilir. Yani 5.90'ın üzerinde arkadaşlar siyah çizginin üzerinde yerini garantilemiş olacaktır. 5.90 üzerinde. Sırasıyla diğer direnç noktaları ne olur 5.90'ların üzerinde? Hemen ona bakalım. 6.12 6.50 6.70 ve şu şekilde arkadaşlar 7 şeklinde gider. Evet, kritik noktamız 5.90 seviyelerinin üzerindeki hareketler bizim için sağlıklı hareketler olarak değerlendirilebilir. Yani aşağıda da 5.64 6 sıkıntı doğurabilir arkadaşlar. Bu şekilde takibini sağlayalım. Evet, geçiyoruz diğer bir hisseye. Konya. Vallahi bakınız 150 TL'den toplamışlar arkadaşlar. Yani adamlar burada yedirmemişler yani mallarını. Bakınız daha önceki zaten destek noktası bu seviyeden gerçekten güzel götürmüşler. Çok miktarda girseniz hemen silkelenebilirsiniz bu tarz hisselerde. Sahipleri vardır mutlaka. Yani alırlar götürürler. Bakın güzel de götürmüşler. Yani 150 TL'de herhalde bize bırakacak değillerdi. İyi gitmiş arkadaşlar. Şu anda kritik noktamız 240 bölgeleri. Kritik destek noktası diyebiliriz ki zaten niçin kritik? Bakın daha önce çalışmış olan yine destek bölgesi olarak çalışmış olan bir bölgedeyiz. Burayı baz alabilirsiniz. Dileyen de şu aşağıdan yukarı bakınız. Destek çizgisini baz alır. Yani ortalama 240 TL'nin üzerinde kalıcılık sağlarsa yukarı doğru devam edebilir. Yine 230 TL EMA 50 değer olarak da karşımızda durmakta sevgili dostlar. 240 230 şeklinde takip edilebilir. Şöyle 270'leri de yukarıda direnç vazifesi olarak görebiliyoruz. Zirve noktamız kaçmış? Hemen onu da belirtelim. Bakın şurada yakın vadedeki zirve noktamız 300 TL arkadaşlar. Evet.
Hostime bakalım. Yani bir trendinde hala bir bozulma yok arkadaşlar. Yani yukarı yönlü hareketinde bir bozulma yok. EMA 50, 1.90, 3.90 bu seviyeler destek alınarak takip edilebilir. Hareketli ortalamalara bakalım. Tabi buralarda isterseniz gevşeme söz konusu. İlk etapta bakınız. İki band arkadaşlar. Bizim için EMA 21, 2. Daha sonra EMA 50, 1.93 sırasıyla destek alınarak takip edilebilir. Evet, 2 ve 1.90 şeklinde destek alarak takip edebiliriz. Şimdi haftalık bakayım bir de. Bakınız arkadaşlar, kağıdın haftalıktaki durumu bu. Şöyle büyütelim. Yani durumu siz görün. Daha önce gelebildiği, geldiği noktalar 2.40, 2.80. Evet, burada 1.75 EMA 21 bakın haftalıkta ki buraya kesinlikle dikkat edin arkadaşlar. Yani bu hissede yol haritası herhalde şu olsa gerek. Şu dip bölgeyi görüyorsunuz, bakın burada defalarca ortalama test edilmiş. Ortalama 0.94, 1 yani. Bu hissede temel mantık, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa arkadaşlar 1 TL'ye geldi mi, düştü mü al, yukarıda 2 TL'de bırak. Yani mantığı o şekilde gitmiş şimdiye kadar. Ortalama baktığınız zaman 1'de alınıp 2'de satılan hisse türlerinden diyebiliriz. Hostimi. Yani bu anlamda baktığımız zaman aslında zirve noktalara da yakın olduğumuz gözükmekte sevgili dostlar. Evet, geçelim burayı da. Ol nüksan olmayıp şuna da bir haftalık bakalım. Bu tarz size şöyle günlük saatlik bakmak yeterli olmuyor arkadaşlar. Bakalım haftalıkta nerelere gelmiş, neredeler, bunları da değerlendirmek lazım. İşte görüldüğü üzere haftalıkta zirve noktalarda buralarda tabii dikkat etmek gerekli diye düşünüyorum. Teknik olarak baktığımız zaman 4.64 üzeri 4.64 zirve kapanış noktası haftalıkta bu seviyenin altında şimdilik. Yani burada tabi dikkat etmek gerekli arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman 4.50. Evet, 4.50'nin altı. Haftalık kapanışlarda sıkıntılı gözüküyor. Şimdi gelelim yine günlüğüne gelelim. 4.56 sıkıntılı. Bakalım günlükte nelerle karşılaşacağız. Evet, günlük bazda da baktığımız zaman 4.63 tepe noktası arkadaşlar. Bu noktanın altını sıkıntılı olarak değerlendirebiliriz. Evet. Yani 4.63'lerin üzerine atak gelirse yukarı yönlü gidebilir, güçlenerek götürebilirler. Çünkü zirve noktası burası. Daha önceki kapanış bazlı baktığımız zaman bakınız 4.63'ün güçlü bir direnç noktası olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu seviyenin üzerine ataklarla yola devam edilmeli ama buralar kritik noktalar. Buralardan geri çekilmeleri de göz önüne alın arkadaşlar. Ortalama rakamımızı yazalım. 4.63 bizim kritik eşiğimiz, kritik değerimiz. Bu seviyenin üstü ya da altı şeklinde yol almakta fayda var diyoruz o müddet. Atlas'a bakalım. Şöyle haftalık bakalım. Haftalık halen güçlü gözüküyor. Haftalık anlamda baktığımızda duruşu güçlü.
Evet, Mac'imiz düştü. Güzel. Şimdi gelelim yine günlüğümüze. Evet. Arkadaşlar günlük bazda 1.32 seviyelerin altı tehlike arz eder. 1.32 seviyelerin altı çakışma noktamız 1.32'nin altı sıkıntılı. Şöyle baktığımız zaman 1.44 seviyelerin üzerindeki kapanışlar yine yukarı yönlü taşıyabilir. 1.44'ün üzerinde olumlu değerlendirebiliriz teknik anlamda ama 1.32 seviyelerin altı da negatif diyebiliriz arkadaşlar. Yani şu şekilde yapabiliriz. 1.44'ün üzeri şu şekilde. Şu şekilde takip edelim. 1.44 üzeri pozitif, 1.32 altı negatif diyebiliriz. Markaya bakalım. Evet, indikatörlerde hafiften bir bozulma söz konusu. Burada da arkadaşlar 1.40 ve 1.27 şeklinde destek direnç olarak takip edebiliriz. Evet. Burada 1.27'nin altında geri çekilmeler hızlanabilir. 1.40'ın üzerinde daha önceki zirve noktaları 1.63-1.65 buralar test edilebilir arkadaşlar. Evet. Şimdilik söyleyeceklerimiz bunlar. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere diliyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin sevgili dostlar. Bu hafta sizlere epey bir video göndermeyi düşünüyorum. Aşağı yukarı birçok hisseye bakmış olacağız, değerlendirmiş olacağız. Şu hisseleri bitirdikten sonra bir de sektörel bazda arkadaşlar X Spor, X Bank, X Bileşim, X artık turizm şeklinde sektörel de teknik analizler yapmayı düşünüyorum ki o sektör babında da kişiler hisselerini değerlendirebilirler. Yani sektörlerde önemli diye düşünüyorum genel hattıyla. Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı ihmal etmeyin. Ve abone olmayı mutlaka gerçekleştirin arkadaşlar. Yani yarı yarıya neredeyse abone olmadan izleniyor. Abone olmaktan korkmayın. Evet.